nefret ettikleriyle baş başa kalmaktır sonunda. Bizim sandığımız gibi. Şşş. Teminat alamadın değil mi? Bir şey oldu. Yine. Tamam. Anladım. Cengiz. Sence ben seni seviyor muyum? Tabii. Bayılıyorsun. Doğruyu söyleyecek. Sence ben seni seviyorum? Hayır. Tabii ki. Niye gitmiyorum o zaman? Niye terk etmiyorum seni? Korkuyormuşsun ya. Gidersen sana... Can'a bir şey yapacağım diye korkuyormuşsun. Hı? Ne kadar korkabilirim ki senden? Sen mışıl mışıl uyurken göğsünün ortasına saplasan bir bıçak. Cengiz, ben daha 12 yaşındayken senin gibi adamları parmağımda oynatıyordum. Ne kadar korkabilirim ki senden? Niye o zaman? Çünkü sen bu hayatta benden vazgeçmeyen tek adamsın. Benim gerçek yüzümü görüp benimle kalan tek erkeksin. Yok canım. Malum kişi. O da gitti Cengiz. Ben sevmekten bahsetmiyorum. Sevmek acıkmak gibi bir şey. Gelir gider. Geldiğinde şaşırır, gittiğinde rahatlarsın. Başka da bir şey yapamazsın. Ben yanında kalmaktan bahsediyorum. Ben ölene kadar senin yanında kalacağım. Biliyorum. Ben niye yanındayım biliyor musun? Çünkü seninle gülmeyi seviyorum. En kötü şeylerde bile gülüyor olmanı, beni güldürüyor olmanı seviyorum. Eskiden daha çok gülüyordun ama bana. Eskiden daha kötü şeyler oluyordu. Niye kaldım biliyor musun? Çünkü sen köklerini elime verdin benim. Verdim. Evet, verdim Eyşan. Seni değil ama senin gidememeni sevdim Cengiz. Sen aşığım değil ama direğimsin benim. Kötüsün. Ama ben de kötüyüm. Tuttuğumda kirlisin. Ama olsun. Benim ellerim de senden temiz değil. Sen direğimsin Cengiz. O yüzden kaldım. Çünkü sen ruhuma çaktın kendini. Gitmiyorum. Çünkü sen de gidemiyorsun sevgilim. Eyşan. Var ya. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptın. Eyşan. Var ya ben... Ben sanki cennetteyim şimdi. Bugün o kontratı imzalayamazsan eğer, senin köklerini keser, aşağı atarım. Sevgilim, belki ilk defa kandırmadın beni ama son defa kandırıyor olursun. Son defa kuyruğunu kıstırıp girersin bu eve.
sen bir erkek değil, oğlan çocuğusun. O yüzden şimdi git. Sözünde dur. Erkek ol ve öyle gir bu eve.